क्या होती उतरन। Bunu asla kabul edemem. Büyüklerinin verdiği işleri yapmayarak onları aşağılamış oluyoruz. Bu evde gelinler gözleri yere bakarak yürümek zorundadır. Anladın mı? Senin yaptığın çok büyük bir hata. Bunu affedemem ben. Ona nereden geldiğini sor. Neden böyle suratı asık geldiğini de. Nerede oturduğunu da sorabilirsin. Söylesene. İtçe sana bir soru soruldu. Cevap ver lütfen. Dün çok konuşuyordun. Bugün ne oldu sana? Cevap versene. Hep böyle yapıyor işte. Herkesin önünde boynunu eğer. Ama tek başına olduğunda çenesi hiç durmaz. Bana da demediğini bırakmadı. Yeter. Bir daha senin hakkında hiçbir şikayet duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Şimdi git buradan. Randevumuz vardı. İsminiz nedir? Tapasya. Tapasya, soy isminiz? Hanımefendi, soy isminiz? Hanımefendi, kocanızın soy ismi nedir? Tapasya Wiersing Bundela. Bir. Teşekkür ederim. Tapasya, seninle konuşmamız gerek. Gel lütfen. Ne oldu bir? Otursana. Kontrole her zaman buraya geliyorum ben. Ve her geldiğimde kocamın ismini de soruyorlar. Bu benim için çok zor bir durum. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Çok mahcup oluyorum. Ama bugün sen cevap verdin. Beni çok mutlu ettin bir. Teşekkür ederim sana bir. Tapasya, birkaç şeyi açıklığa kavuşturmalıyız. Ben, sen ve İtçe için.
Annem başka bir şey düşünüyor. Sen farklı düşünüyorsun. Ve aslında ben de farklı düşünüyorum. Eminim ki Tapasya, İça sana göz kulak olmamı söylese de onun da aklında aynı sorular dönüp duruyordur. Ne de olsa o da bir insan sonuçta. Tapasya, kendini İça'nın yerine koy. Ve biraz düşün. O zaman başkasının çocuğuna sahiplenmenin ne kadar cesaret isteyen bir şey olduğunu anlayacaksın. Tapasya, ben sana İça'ya minnettar ol demiyorum tabii. Ya da gidip de ona teşekkür et demiyorum. Evet, bana teşekkür ettiğin için sağ ol, eksik olma. Aslında işin özü çok basit. Bu çocuk benim. Bunu biliyorsun ve sen de onun annesisin. Bir babanın yapması gereken her şeyi yerine getireceğim. Çünkü ben bu çocuğun babasıyım. Ve bu çocuğa ismimi vereceğim. Ve tabii sana bakmak da benim sorumluluğum. Ama sadece İça benim adımı kullanabilme hakkına sahip. Yalnızca İça. Çünkü o benim karım. Soy ismini senin ismine yazdırmak gerekiyor. Çünkü bu çocuğun buna ihtiyacı var. Aramızda yaşananların bu masum çocuğun hayatını etkilemesini istemiyorum Tapasya. Dürüst olmak gerekirse aramızda hiçbir yanlış anlaşma kalsın istemiyorum. Ve biliyorum, söylediklerimi anlayacaksın. Çünkü sen anne olacaksın. Ve bu dönem gerçekten de bir kadın için en zor dönemlerden biridir. Bunu biliyorum. Her kadın bu döneminden sonra biraz değişir derler. Senin tüm olumsuz düşüncelerden kurtulman bu açıdan gerçekten çok önemli Tapasya. Hem sendeki değişikliği de görebiliyorum. Sen ve İça yeniden yakınlaşıyorsunuz. İnan bana, bundan gerçekten çok mutluyum. Eğer üçümüz de geçmişte yaşananları unutursak, hepimiz yeniden çok mutlu olmayı başarabiliriz. Bana inanmalısın Tapasya. Ben senin İça'yla eskisi gibi yakın olmanızı istiyorum. Tıpkı çocukluğunuzdaki gibi. Ve ben bunu İça'yı çok sevdiğim için istiyorum aslında. Çünkü senin çocuğunu kabullendi. Ve ben de buna karşılık tabii ki bu çocuğun ailemize mutluluk getirmesini istiyorum. Tabii İça'nın hayatına da. Çünkü o çok acı çekti. Ve hala da çekiyor. O benim aşkım. O benim hayatım. O
benim her şeyim. Tapasya Veer Singh Bundela. Evet. Sıra sizde hanımefendi. Tamam. Eğer Satya ve kardeşini biraz olsun tanıdıysam, kesinlikle doğru yere gelmişimdir. Burası onların yaşadığı yer. Bu adam Prapat değil mi? Sana söylediğim gibi her şeyi halledeceğiz. Tamam, sana güveniyorum dostum. Merhaba Prapat. Merhaba Kasa. Nasılsın? İyiyim. Biraz konuşabilir miyiz? Ben hemen dönerim. Tamam, görüşürüz. Hadi gel. Sebze almaya geldim. Sana bir abi kardeşten söz etmiştim, hatırladın mı? Onlar hakkında bir şey öğrenebildin mi? Hayır, öğrenemedim. Biliyorsunuz uzun zamandır sizin kasabada sebze satıyorum. Buradaki insanları tanımıyorum pek fazla. Sende onların fotoğrafı yok muydu? Var mı, yok mu söylesene. Evet, evet var. Ver bakalım, belki böyle bir şeyler bulurum. Fotoğrafları var. Ama abi kardeşin ne yapmak istediklerini anlayamıyorum. Bak, benim dedem bu kasabada yaşıyor. Yalnız o kasabadaki herkesi tanır. Fotoğraf bende kalsın. Ona gösterip tanıyıp tanımadığını sorarım. Ne dersin, bu iyi bir fikir değil mi? Eğer tanıyorsa lütfen bana haber ver. Sen merak etme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Kasap! Kasap, iyi misin? Yavaş, yavaş. İyi misin dostum? İyi misin? Dikkat edin. Kimdi onlar? Sana bilerek çarptı. Bana çarptılar. Ha? Kimdi dedim. Onlar sana bilerek çarptı. Her şeyi gördüm. Kimdi onlar? Söyle. Sanırım abi kardeşin adamlarından biriydi. Bugün bana saldırdılar. Eğer onları durdurmazsak... Büyük babanın bütün ailesine bile saldırabilir onlar. Neredesin fare? Tapasya'nın valizini getirmeni söylemiştim. Nereye kayboldun? Seni tembel şey. Büyük anne, hiç ayıp bir şey söyleme. Sana da cevap verebilir. Bugünlerde hiç susmuyor çünkü. Öyle mi? Bana da mı cevap vereceksin? Özür dilerim. Benim önemli bir işim vardı. Neymiş o önemli işin? Aman Tanrım. Anladım. Veer'i ve... Tapasya'yı izliyordun, öyle değil mi? Olabilir büyük annem. Bugünlerde herkesin konuşmasını gizlice dinliyor. Belki gizlice takip bile etmiştir. Görünen o ki çocukluğundaki gibi senin kulaklarını çekmem lazım. Hey. Yine neden sinirlisin? Hayır, sinirli değilim. Ona Tapasya'nın valizini getirmesini söyledikten sonra ortadan kayboluverdi. Bu yüzden mi İtcan'ın kulağını çekeceksin?
O çocuk değil, sana bunu söylemiştim. Bu evin büyük gelinidir. Ve bu evde bir sürü hizmetli varken neden İtça'dan istiyorsun? Neden? Söyle bana. Çanda, sen de buradasın. Neden böyle yapıyorsun? Kızım, böyle önemsiz şeyler için ağlama lütfen. Tanrım, sen bilirsin. Bunlar evin havasını mahvettiler. Kasap abi, nasıl böyle yaralandın sen? Önemli bir şey değil kızım, merak etme. Kaydım ve düştüm. Ben doktoru arayayım da gelsin sana bir baksın. Dinle kızım. Evet. Bugünden itibaren seni ağlarken görmek istemiyorum. Hı? Peki baba. Benden bir şey saklıyorsun. Doğruyu söyle lütfen. İtça kızım. Bunu Satya'nın yaptığına kesinlikle eminim. İkisi de bizden şüpheleniyor. Her şeyi yapabilirler. Niyetleri hiç iyi değil. Ben buna kesinlikle eminim. Neden bilmiyorum ama içimdeki ses Kasap abinin dediklerinin doğru olduğunu söylüyor. Bunu Satya ve Saçı yaptı. Belki yarın başkasına da yapabilirler. Hayır, hayır. Ben bunun olmasına izin veremem. Kasap abim, Saçı'nın gerçeğini herkesin öğrenmesi gerekiyor. Ama nasıl? Benim bir planım var. Sana anlatayım. Hayır hayır Kasap abi. Bu çok tehlikeli olabilir. Hayır kızım. Her şeyi sen bana bırak. Saçı hiç zarar görmeyecek. Sadece biraz korkacak. Sen sakın endişelenme. Tamam mı? Sadece bana biraz yardım et. Tamam. Sorun ne Saçı? Son günlerde İtça'yı yanında göremiyorum. Ne oldu? Yoksa ikiniz tartıştınız mı? Yo, hayır. Tartışmadık tabii ki. O bana her zaman destek oldu. Ama şimdi evde çok işi var. Ona ne zaman ihtiyacım olursa yardımını isteyeceğimi söyledim. O da edecek zaten. Hep yardımcı oldu. Çanda, bir bakar mısın? Sana telefon var. İtça kızım. Ben çok korkuyorum.
Her şey hazır, öyle değil mi? Evet kızım, korkmana gerek yok. Ben her şeyi hazırladım. Bak. Kasap abi, ben korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Onu sokmaz değil mi? Tabii ki hayır. İğnesi çıkartıldı. Zehirli değil yani. O sadece korkacak. Tamam. Veer gelmek üzeredir. Gelince bahçeye getireceğim. Ben de doğru bir zamanda bunu Saçi'nin üzerine koyacağım. Saçi de Veer'in önünde korktuğunda gerçek ortaya çıkacak. Tamam kasap abi. Veer geldi. Ben gidiyorum. Veer, Tapasya nerede? Bir iki saat için evine uğrayacak. Yakında gelir. Peki doktor ne söyledi? Her şey yolunda değil mi? Doktor her şey normal dedi. Endişe etme. Gidelim mi? Veer, ektiğim bitki bir sürü çiçek açtı biliyor musun? Hadi gel de bir bak. Hadi gel benimle, hadi. İşte bak. Ne kadar da güzel. Ne olursa olsun, ölsem bile çığlık atmayacağım. Yoksa sırrımız ortaya çıkar. Saçi? Veer? Ne oldu Veer? Şalında akrep vardı.
Akrep mi? Bir, bir ben çok korkarım. Ya akrep beni soksaydı? Bir. Ben çok korktum. Çok. Sakin ol. Korkma lütfen. Akrebi uzaklaştırdım. Dışarıda böyle tek başına oturmamalısın. Eğer dışarıda oturmak istiyorsan yanında biri olmalı. Kimse seninle ilgilenmediği için senden özür dilerim Saçi. İça. Saçi'yi içeri götür lütfen. Kimse Saçi'ye dikkat etmiyor. Bunu annem ve İça ile konuşacağım. Hatta Satya ile de. Saçi asla tek başına dışarı çıkmamalı. Mesele ne? Ne oldu sana? Neden bu kadar sinirlisin? Ne oldu söylesene. Bu evde olanlar kimin umrundaki Gumvanti? Söyle bana lütfen. Herkes kendi havasında. Ne sen ne de babam olanları görmüyorsunuz. Şu konuşma şekline bak. Ben sanki büyük bir suç işlemişim gibi. Bu evde olanlar ikimizin sorumluluğunda Gumvanti. Anlıyor musun beni? Söylersen anlayabileceğim. Kendi gözlerimle gördüm. Bu evde benim duygularımın bir değeri var mı sanki? Kıymetli gelinin seninle konuştu. Ve bu yüzden sinirlisin. Ben ona kötü bir şey demedim. Hatta ağzımı bile açmadım. Ama sanırım baba ve oğul bana hiç inanmıyorsunuz. Sanki ben yalan söylüyorum size. Bu senin düşüncen. Hepiniz ondan faydalanıyorsunuz. Önce Tapasya'nın büyük annesi, şimdi de Çanda. Demek İtça aklına girmiş. İtça bugüne kadar bana hiçbir şey anlatmadı. Asla anlatmazdı. O büyüklerine saygılı biri. Tapasya gibi değil. İtça'yı sahipleniyorsun, tamam. Buna hiçbir şey demem. Ama Tapasya hakkında böyle konuşma. Tapasya yüzünden büyük annesi bizim evimize yerleşti. Peki o bizim gelinimize nasıl davranıyor? Gumvanti, eğer evimizdeki bir misafir bile aşağılansa bizim utançtan başımızı kaldırmamamız gerekir. Öyle değil mi? Söyle bana. İtça bizim gelinimiz. Bak, bugün onun anlamasını sağladım ama bir daha olursa bunu asla, asla affetmem. Anlıyor musun? İtça'yı sevmiyor olabilirsiniz. Ama en azından ona insan gibi davranın lütfen. Sadece şunu bir düşün. Oğlumuz hayatını sonuna kadar kiminle yaşayacak? Tapasya'yla mı yoksa İtça'yla mı? Bu evin gelini İtça'dır. Tapasya değil. Ve bu evde o çocuk doğduktan sonra ne olacağını hiç düşündün mü? Onlar daha ne kadar bu evde kalacak? Onlar gidince sen, ben ve oğlum ve İtça o çocuğu birlikte yetiştireceğiz, öyle değil mi? Büyük anne gibi birinin oğlumun çocuğunun etrafında olmasına asla izin veremem. Sadece İtça bize bakıyor ve bize sevgisini gösteriyor. Tapasya değil. O çok bencil bir kız.
O kendinden başkasını düşünmüyor asla. Bana hiç saygı gösterdi mi? O yalancı kızı baş üstünde tutarak bu aileye kötülük yapıyorsun Gunvant. Oğlumuzun mutluluğu ve bu evin geleceği iç çadır, bunu unutma. Tapasya değil. Bizim geleceğimiz sadece iç çadır. Söyleyeceklerini bitirdin mi? Şimdi sen beni dinle. Ben de Tapasya'da İtça'yı rahatsız etmiyoruz. Ben sadece torunumu istiyorum. Onu kendim büyüteceğim, işte bu kadar. Ben. Yani o bizim torunumuz. Onun hakkında böyle konuşma. Çocuk ve senin için kendi soy ismi yazdırdım. Ama bu soy isminin gerçek sahibi sadece İtça'dır. Tapasya. Anne. Tanrı seni korusun. Dönmüşsün. Evet. Doktor ne söyledi? Çocuk nasılmış? Kilo almış mısın? Çünkü hiçbir şey yemiyorsun onda. Sağlığım iyiymiş. Hatta son kontrolden beri 2 kilo almışım. Sorun nedir? Üzgün görünüyorsun. Bir sana bir şey mi dedi? Hayır, hayır anne. Bir şey demedi. Hatta benden daha mutluydu anneciğim. Ekranda çocuğunu görünce hiç gözünü alamadı. Artık daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi anneciğim. Çocuk doğduktan sonra hemen ona sarılıp oyunlar oynamak istiyormuş. Evet, doğru. Hepimiz onu bekliyoruz. Hatta evdeki herkes. Biliyor musun, babam ona bir isim buldu bile. Öyle mi? Evet. Neymiş? Ajinka Singh Bundela. Artık ben de torunumu kucaklamak istiyorum. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi sen dinlen. Hadi ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayıp getiririm. Nasılsın İtça? Doktorun ne dediğini sormayacak mısın yoksa? Neyse, o zaman ben anlatayım. Doktor benim de çocuğun da gayet iyi olduğunu söyledi. Eminim bugün çok gerilmişsindir. Çünkü Fir'le birlikteydim. Değil mi? Endişelenme canım. Vir'e hiçbir şey söylemedim. Ve söylemeyeceğim de. İtça. Biliyor musun? Bugün doktor ultrasonumu çekti. Ekranda çocuğu gördüğü zaman bir çok mutlu oldu. İstemeden de olsa o an elimi tuttu. Ve çocuğunu ne zaman kucağına alacağını sordu. Bu mutluluk öyle herkese nasip olmuyor işte. Oldu. Bunları duymak seni üzdü mü yoksa? Özür dilerim. Ama ne yapabilirim tatlım?
herkes kendi kaderini yaşar. Değil mi? Tapasyan. Neden yalan söylemekten keyif alıyorsun? Bin kere yalan söylersen gerçekleşmez ki tapum. Bak, ben kocamı çok iyi tanıyorum. Neredeyse her gece bana neden seninle ilgilendiğini açıklıyor. Ve bunu sadece ben üzülmeyeyim diye yapıyor. Bugün bile seni doktora götürürken benimle konuştu. Üzgünüm henüz bir senin yalan söylediğini bilmiyor Tapu. Ne sanıyordun? Sen Vir hakkında konuşacaksın, ben de sessizce seni mi dinleyecektim? Kendi kaderime mi ağlayacaktın? Hayır Tapasyan. Artık bildiğin içe değilim. Sana Vir'in ne demiş olduğunu söyleyeyim mi? Sana içe benim hayatım demiştir. Sana bunu demiştir sadece. İçe benim hayatımın aşkı. Böyle dedi değil mi? Tapasya, bu durumdan hiç memnun değilim. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Vir'in çocuğuna hamile olduğun oyunu çok uzun sürmeyecek. Ama sen bunu sürdürebileceğine inanıyorsan sen bilirsin. Bunu kime vereceğini biliyorsun değil mi? Evet efendim. Tapasya Takur. Kısa zaman sonra bu eve senin efendin olarak gelecek. Ve o zaman sen onunla böyle saygısızca mı konuşacaksın? Oraya gidince Bayan Tapasya'ya hediye getirdiğini söyleyeceksin, o kadar. Anladın değil mi? Anladın mı? Bayan Tapasya'ya hediye. Bunu ona vereceksin, tamam mı? Sadece ona. Hanımefendiye teslim edeceğim. Şimdi beni çok iyi dinle. Bir daha böyle bir saygısızlık görmek istemiyorum. Peki efendim. Gidebilirsin. Hediyemi aldığında yüzünü görmek isterdim. Tapasya'nın yüzü görülmeye değer. Sana Vir'in ne demiş olduğunu söyleyeyim mi? Sana İtça benim karım.
ve onun yerini asla alamazsın demiştir. Evet Bay Radot. Normalde insanlar telefonu açınca alo der. Ama tabii ben bunu senden bekleyemem. Her neyse. Çocuk nasıl? Aslında gelmek istiyordum ama sana birazcık daha zaman vereyim dedim. Ne saçmalıyorsunuz? Benimle eğlenmenizden hoşlanmıyorum. Ayrıca ben bu... Neden seninle eğlendiğimi düşünüyorsun ki? Her neyse, kontrolüne gittin değil mi Tapasya? İnan bana, sen ve çocuk için gerçekten çok endişeleniyorum. Çocuğuma hiçbir şey olmamalı. Eğer ona bir şey olursa ne yaparım hiç bilmiyorum. Aslında seninle böyle konuşmamalıyım. Çünkü çocuğu kötü etkileyebilir. Sonuçta seni düğüne davet etmek için aradım. Sana düğün davetiyesini gönderdim. Neyse. Düğüne geleceksin değil mi? İstersen arabayı gönderip seni aldırabilirim. Düğün mü? Kimin düğünü? Ne düğünü? Neden geliyorum ben? Eğer sen gelmezsen bu evlilik nasıl olur? Sen hiç gelinsiz bir düğün duydun mu? Yani? Yani benim ve senin düğünün. Ben geleneklere çok saygılı bir adam sayılmam. Ama hiçbir şeyi de şansa bırakmak istemem. Başımıza kötü bir şey gelsin istemiyorum. Bu yüzden tam 20 pedere sordum. Ve hepsi 20 gün sonra evlenmemizin bir sakıncası olmadı. Söyledi. Siz delirdiniz mi? Hayır. Senin ve çocuğunun yanımda olmanızı istiyorum. Hayır. Eğer evlenmeden olursa bu hem ikimiz hem çocuk için iyi olmaz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden lütfen beni dinle. Bakın... Benimle tartışarak... Vaktini harcama. Şoförüm birazdan orada olur. Eğer almazsan düğün davetiyemizi bir başkası alır. Söylediğim gibi oraya varmak üzeredir. Sana tavsiyem hemen kapıya gidip düğün davetiyemizi şoförden alman. Tanrım. Tapasya Takur. Bayan Tapasya Rathor. O ne öyle? Kime getirdin sen bunu? Bayan Tapasya'ya, bu paket onun efendim. Sen bana ver onu, ben veririm, olur mu? Olmaz. Efendim bu paketi sadece Bayan Tapasya'ya vermem gerektiğini söyledi. İzninizle ona vereceğim efendim. Peki. Efendinin ismini söyler misin bana? Bayan Tapasya bunu biliyor. Lütfen onu çağırır mısınız? Paketin içinde ne var ki böyle? Ayrıca kim yolladı? Şoför ismini vermek istemiyor. Çok merak ettim. Kim acaba bu gizemli kişi? Peki tamam. Tapasya'yı çağırayım. Tapasya? Gelmişsin canım. Ben de seni çağırmaya geliyordum. Sana bir paket geldi, baksana. Ona sana götürebileceğimi söyledim ama sadece sana teslim edilmesi gerekiyormuş hayatım.
Ben Tapasya. Buyurun. Gidebilirsin. Bana kalırsa bu işe girmeliyiz. En uygun zamanın şimdi olduğunu söylüyorlar. Büyük baba. Ne oldu Tapasya? Nedir bu acelen? Büyük baba. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise koi roothi nani. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani.